Merhaba. Şu anda Mustafa Destecioğlu Atölyesi'ndeyiz. Merhaba Mustafa Usta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sorun. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Bugün size röportaj yapmaya geldik. Evet. Başlayalım mı? Tabii, başlayalım. Dikkate değer bulduğunuz bir başarı öykünüzü bize açıklar mısınız? İşletmenizin tanınırlığı ve sürdürebilirliği, büyümesi ve varlıkları hakkında olabilir. Bu başarı öyküsü sizi belirli bir düzeye ulaştırdı mı? Başarı öyküsü ne olur? Ya çocukluğumuzda oyun oynadığımız atölyede şu an usta düzeyinde yöneticilik yapıyoruz. İşletmenin. Bu başarı öyküsünü bize anlatır mısınız? Başarı öyküsü, yani 7 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz biz. Dedelerden gelme. Ben şu an 7. kuşağım. Güzel. Çömleğin içinde doğduk, büyüdük. Çamurun içinde doğduk yani resmen. Ailemizden öğrendik işi. Hı hı. Kaç yaşlarında? 10 yaşında ilk yapmaya başladım. 15 yaşından itibaren de devamlı atölyenin içindeydim. Ustalığını, her şeyini, yani işle ilgili hepsini öğrendik zaman içinde. 2010'dan beri de yönetimi de bende, atölyenin o şekilde devam ediyoruz. Güzel. Siz bu başarı öyküsünün hangi parçasındaydınız? Rolünüz neydi? Her yerinde. Yani üretimde, pazarlamada, hı hı, komple bizim üzerimizden geçti yani. Bu öyküde önemli bulduğunuz, dikkate değer, önemli hususlar nelerdir? Önemli hususlar, yaptığımız ürünler tamamen el yapımı ürünler. Geleneksel yöntemlerle çalışıyoruz. Bunlar yani, bunları devam ettirebilmek önemli. Hı. Bu öykü başlamadan önce durumunuz nasıldı? Örneğin pazar durumunuz, pazardaki rekabet durumunuz, pazar payınız. Şimdi 2008-2009 yılına kadar pazarda bir gerileme oldu aslında. 2000'den 2009'a kadar, 2000'e kadar iyiydi. Hı hı. Çeşitlilik artması gerekiyor. Yani sürekli aynı ürünler, aynı ürünler. Pazarda bir doygunluk oluştu. Bizim yaptığımız biraz çeşitlendirmek oldu. Farklı ürünlerle piyasaya yeni müşteriler edinmeye çalıştık. Bu başarı hikayesine başlamanızda hangi nedenler etkili oldu? Etken derken zaten aile işiydi. Hı hı. Yani içinde olduğumuz için de mecburen bu işin içinde kaldık. Devam ettirdik. Devam ettirdik bu şekilde. Bu başarı hikayesine başlarken beklenilen sonucu nasıl tanımlardınız? Beklediğiniz sonuçlar neydi? İlk başlarda maddi sebeplerden dolayı yani İşte para kazanma hırsıyla kaldık burada. Daha sonra yani ailenin de biraz yönlendirmesi, biraz baskı diyelim öyle. İşte mesleği de biraz daha devam ettiriyoruz. Yani elimizden geldiği kadar da bir ileriye, bir adım öteye taşımaya çalışıyoruz. Yani. Başarı öyküsü süresince hangi zorluklarla yüz yüze kaldınız? Genelde maddi sıkıntılar, maddi zorluklar bizi zorlayan şeyler. Onun dışında da bölgemiz için, Menemen bölgesinde bize şeyden, devletten veya resmi kurumlardan pek destek, ön ayak olunmaması, sektörle ilgili genel olarak, benim için değil ama sektörle ilgili genel olarak sıkıntı bu yani. Bu zorlukların çözümü için ne yaptınız? Çalışıyorsunuz. Başka bir şey yapmak olmuyor yani. Sadece çalışmak. Çözüme bir ilişkin... Yani en son zaman, işte bir sene falan oldu. Meslektaşlarla bir dernek kurduk. O dernekle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha yeni başladık tabii, yolun başındayız ama. Hı hı. Peki çözüme ilişkin engeller neydi? Neleri yenmek zorunda kaldınız? Çözümlere ilişkin engeller neydi? Neleri yenmek zorunda kaldınız? En zor kısım yönetim. Yani yönetim zor. Yani çalışırken bedenin çalışması çok problem değil. Beden yoruluyor, dinleniyor. Yani yönetim kısmı zorlayan. Bu engelleri yenerken kendinizi nasıl hissediyordunuz? Zorlandığım zamanlar oldu. Üstesinden geldik ama. Yani iyi. Bir şey yok. Niçin? İnsanları memnun etmek zor. Çalışan,
müşteriyi. İnsanlar olunca da zor iş. Evet. Bu başarı öyküsünde kesinlikle üstesinden geldiğiniz sorunlar neler oldu? Bu sorunları çözmek ne kadar ve niçin kolaydı? Sorunları aşmaya çalışıyoruz hala. İş yerinde olan eksiklikler var. Bunları tamamlamamız gerekiyor. Yani şu an çalışan bir sistem var. O böyle devam ettiği sürece yavaş yavaş zamanla hepsini aşacağımıza inanıyorum. Bu başarı öyküsü kapsamı ve karşılaştığınız sorunların çözümü için farklı olarak neler yapabildiniz? Daha farklı neler yapabilirdiniz? Neler yapabilirdik? Yapılacak şey çok hala. Çok var. Yani bunun gibi geleneksel yöntemlerle çalışıyoruz ama sırf bu başlı başına yeterli olmuyor. Makine, teçhizat, tamamlanması gereken şeyler var. Zamana ayak uydurmak gerekiyor. Bunların yapılması gerekiyor. Zamanla bunları da yavaş yavaş beraber adım adım başlayacağız. Niçin daha önce bu yaptıklarınızı yapamamıştınız? Şey, yani ben sadece çalışandım, öyle diyelim. Şimdi daha 3-4 sene oldu asıl yönetime geçeli, sorumluluk alalı. Bundan sonra olacak. Bundan sonra istediğiniz gibi yapacaksınız. Bu başarı öyküsüne gelecek için elde ettiğiniz sonuçlar, kazanımlar nelerdir? Tecrübe kazanıyoruz. Kazanmaya da devam ediyoruz hala. Bu deneyiminizden sonra gelecekteki benzer engellerden korunmak için düşünce biçiminizde ve davranışınızda ne tür bir değişim oldu? Nasıl bir değişim oldu? Her şeye daha dikkatli ve tedbirli yaklaşmaya başladık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler.